এখন হোটেলে চলে গেছে হোটেলে যখন টোকেন দিছে না টোকেন দেওয়ার সময় উনি ছিল না তো পাই নাই এখন থেকে কিছু মানে পাই নাই অনেকদিন হচ্ছে Bismillahirrahmanirrahim. Evet, mazlumların hamisi olma adına Diyarbakır merkezli olarak faaliyetlerini sürdüren Yetimler Vakfı, mazlum Arakan Rohingya Müslümanlarının acılarına, katliamlarına şahitlik etmek üzere şu an Myanmar sınırındaki Bangladeş'te bulunan mülteci kamplarındadır. Bizler Yetimler Vakfı olarak geçmişten bugüne her daim gücümüz nispetince imkanlar dahilinde tüm mazlumlara ulaşabilme gayreti içerisinde olacağımızı ifade etmiştik. Bu anlayışla, bu düşünceyle işte şu anda Bangladeş'teki kampta bulunmaktayız. Hakikaten yaşanan acılar, katliamlar, vahşetler bir yana şu an burada bu kampta bulunan mültecilerin yaşadığı dram, içinde bulundukları hal, içler acısı ve sözler kifayetsiz kalıyor. Zaten şu anda görüntülerde bunu çok net olarak görebilmektesiniz. Burada çok kıt imkanlarla, sıkı şartlarda, çok zor şartlarda yaşamlarını sürdürmeye çalışıyorlar, yaşamlarını sürdürüyorlar diyemiyoruz maalesef. Bu bulunduğumuz kamp, Bangladeş'te bulunan 18 kampın en büyüklerinden biri ve yaklaşık 500 bin kişi burada bulunmaktadır. Toplam 18 kampta 1.7 milyon, 1.8 milyon mültecinin bulunduğu ifade edilmektedir. Bu mültecilerin içerisinde 500 bin civarında çocuğun bulunduğu ve yine bunların içerisinde de 100 bin tane yetimin olduğu ifade edilmektedir. Gerçekten gelen her bir araç, gelen her bir yabancıya koşuşturma içerisindedir buradaki mülteciler. Zira olağanüstü derecede ihtiyaç sahipleridirler ve ihtiyaçların temin edebilme adına bir koşuşturma gayreti içerisinde yer alıyorlar. Nasıl bir yaşam olduğunu, nasıl bir hayat olduğunu belki burada kelimelerle ifade edemiyoruz, hakikaten ifade edemiyoruz. Zira burada yaşananları görüp müşahede ettikten sonra az önce de söylediğim gibi sözlerin ve kelimelerin kifayetsiz kaldığını çok net bir şekilde söyleyebiliyoruz. Halen oradan kaçmakta olan, oralardan buralara canlarını kurtarma adına bir koşuşturma içerisinde olan mazlum Arakan Müslümanların olduğu da yine ifade edilmektedir. Canlarını kurtarabilenler kurtarabilmiş ve buradaki sıkıntılarla boğuşmakta. Ama bunun yanında buraya gelemeyen nice Arakanlı Müslümanların da olduğu ifade edilmektedir. Dolayısıyla burada yardım faaliyetlerinin hiç kesilmeden devam etmesi çok büyük önem arz etmektedir. Zira gelen yardımların yeterli olduğunu söylemek asla mümkün değildir. Bu mazlum Arakan halkının sadece maddi boyutuyla yaşadığı sıkıntılar, bir de burada anlatılanlara göre Hristiyan misyonerlerin geldiği ve onlara bazı maddi yardım teklifleri karşılığında dinlerini değiştirmeleri önerisinde, teklifinde bulundukları da yine ifade edilmektedir. Bu da yine ayrı bir acı, ayrı bir dram. Bu açıdan bu Müslüman halka tüm İslam ümmetinin sonuna kadar sahip çıkması büyük önem arz etmektedir. Aksi takdirde bu ümmet için büyük bir vebal olacaktır.